garbage. Evet, inanılmaz bir perşembe ki zaten bu perşembe çok özel bir perşembe. Herkesi biliyor zaten. Neden özel? Genel olarak yani. Perşembe olduğu için özel. No, perşembe çünkü şey var bak Burcu, bu psikoloji bir şey. Psikoloji. Yaz daha yakın yani, ilkbahar daha yakın yani. Perşembeye. No, şey bütün yani. Devam ettiği için her yani. Her günler devam ediyor, daha da yaklaştık. Bir gün daha yaklaştık, o yüzden mutluyuz manasında söylüyorsun. Aynen öyle. Ya bu deli ya, bu bayağı deli. Olmaz mı? Aa, geçen gün Cemre düştü biliyor musun? Cemre mi düştü? Evet. Ay, geçmiş olsun. Baby sen... Şaka yaptın zannettim ben, Cemre düştü geçmiş olsun dedin diye. Sen bilmiyor musun Cemre düştün ne demek olduğunu? Bu şey mi burada şey, radyodaki şey, diğer programı yapan kız değil mi? Gülüyorum, tövbe tövbe, bizim Cemre değil tabii ki. Bir insan düştü diye gülmem yani, o anlamda söylemem de. Tabii belki komik düştü bahar yani. Bahar'ın gelmesini müjdeleyen bir şey bu Cemre'nin düşmesi. Aa, öyle bir şey mi var mı? Evet. Cemre düştü. Evet. Ya şey, böyle bir şey, absürt gibi yani. Nasıl absürt? Ne absürt? Anlamadım o zaman. Hayır, bu bir gerçek. Biz Cemre düşüyor ve bu düştüğü zaman havalar da biraz ısını... Ya değil mi, o anlamda değil mi Bahar? Hava aynen toprağa düşüyor. Neye düşüyordu gerçekten? Yaprağa mı düşüyor? Bir dakika. Bahri, şimdi benim kafamı karıştırdın. Mesela bence siz beni kandırıyorsunuz yani. Öyle ya, bir şey yok mu yani? Değil yavrucuğum, öyle olur mu bak, ya? Bak ben sizin Tuğçe güveniyorum Burcu. Yok öyle yapma. Biz senden sonra biraz değişti bizim de Türkçemiz. Üç tane Cemre var, doğru. Tamam mı? Şöyle. Önce Bahar'ın müjdecisi olarak düşüyor gerçekten. İlk olarak havaya düşüyormuş. Havaya, evet, Bahar'ın söylediği gibi. Sonra suya düşüyor. Üçüncüsü de Mart'ta toprağa düşüyor. O zaman havaya suya düştü, toprağa düşmesi bekleyeceğiz biz Bahar'ın gitmesi için. Anladın mı Danilo? Sana söylüyoruz. No, ben anladım yani. Cemre düştü işte. 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, işte 26-27 önümüzdeki hafta suya düşüyormuş. Sonra da işte şeye düşecek. Coşkun. 7 gün arayla düşüyor. Sonra Coşkun düşecek. Yatma. Cemre düştü. Cemre düştük. Tamam. O zaman mesela şey diyebilir miyim? Mesela o şey kullanabilirim, bu Cemre düştük. Mesela biz konuşuyoruz ya. Hadi dedim ki ben Burcu konuşuyoruz. Bari anlamıyor hiçbir şey. Bir anda bambaşka bir şey söylüyor. Diyorum ki ay bak Burcu tam Cemre düştü gibi yani. Yok öyle bir şey alakası. Yok mu? Neyse, anlamadın sen, konuyu değiştir. Şimdi sen acı seviyor musun Danilo? Hafif. Hafif. Aa, öyle mi? Ben bayağı severim. Bayağı mı acı? Ya yanıyor yani. Evet, yanınca seviyorum, evet. Ama yani devam da edemiyor. Yani öyle hani hayvan gibi kendimi acı çektirmek. Öyle öyle. Öyle bir delilikten bahsetmiyorum ama mesela acı seviyorum yemeğim. Çoğu yemeğime acı koyuyorum. Acı. Böyle yok. Yani yok, ama mesela sabah kahvaltısında domatesin üzerine de acı biber koyuyorum. Akşam yatarken yani akşam yemeğinde atıyorum, çorbamın içine de çok acı biber koyuyorum mesela. Valla mı Burcu? Evet, aynen. Ay valla gerçekten yani ya. Yani ben mesela işte ismini söylemek gibi olmasın, böyle bir tane küçük şişelerde satılan bir acı vardır ya. Yani onu artık söylemeyelim yani, bu mu? Söyleme oğlum, bazı şey yapıyor. Ne var evet, ki bir acı Amerika yani. O böyle şey gibi. Daha yani artık gide. Atıyorum yani. Yani bazı şeyler marka değil artık, böyle hani ulaşmak için isimdir ya. Neyse, onu ben böyle mesela gerçekten babama sürüp yerim yani, öyle söyleyeyim. Yani gerçekten bazen böyle değişik tatlar peşinde koşuyorum ben. Çileğin üzerine döksem nasıl olur dediğim zamanlar oluyor. Gülme. Bari sen gülme. Çileğin üzerine balzamik döken bir memleketten geliyorsun ya. Tamam. Allah Allah. Ama şey aslında burada ya benim acı, ben normalde şey hafif yiyorum. Seviyorum ama hafif gelmesi gerekir Burcu. Anladım. Çünkü bizde şey lezzet kapatmaması gerekir. Hmm. Ben lezzet kapatan acı seviyorum. Belli zaten anladım ya. Sabah kalkıyorsun ve acı yiyorsun domates üstünde. Şu an güzel tanımladım. Şimdi şöyle bir şey. Acı yemek insan vücudunda düşünebileceğinizden çok daha farklı şekillerde etki edebiliyormuş. Bu etkiler sonucu acılı yemek yiyenlerin bu durumu aslında bir tercihten ziyade bağımlılık noktasına mı gidiyor diye düşünmek de çok zor değil diyorlar. Gerçekten ben şu anda şeyin farkına vardım. O söylemediğimiz markanın bağımlısı olmuş olabilirim. Şu an mantıklı geliyor. Ama yani çok gıda bu mesela, bağımlılık var yani. Benim evimde mesela su biter, o bitmez. Öyle söyleyeyim. Evet. O boy, orada öyle durum yani. Öyle. O kadar yani. Evet abi, çok acayip. Vay. O bitmez benim evimde. Aynen. Yani lazım olan olursa kapımı çalsın söylesin, ben de var. Var yani. Kahve mavi falan almaya değil de acı almaya gelebilirler benden.
Vay. Ama şey, ben öyle farkındayım. Şimdi bu bamımlık bazı şeyler gerçekten var yani, ama ben bir şey farkındayım. Şimdi kim acı severse gerçekten acı her yerde koy yani. Bu net yani. Ne pizza üzerinde, ne makaron üzerinde, ne et üzerinde, ne hiçbir türlü acı koyarlar yani. Acı yiyorlar yani. Bu çok net gördüm yani. Yani mesela ben acı seviyorum ama sadece burada acı seviyorum. Yok. Acı seviyorsun, her türlü acı seviyorsun yani. Evet. Hiç unutma. Ben hiç unutmam Burcu. Bir kere Gaziantep'e gittim. Orada bana beyran çorbası içmeye götürdüler ki çok güzel bir çorba. Çok ağır bir çorba aslında. Diyorum ki biraz da sana acı koyalım. Ne? Erif orada çorba kaşığıyla acı mi koyuyor? Yani anladın mı? Acı koyuyor yani. Çorba acı ya. Bir tane değil ya. Koyuyor Burcu, koyuyor. Koyuyor diyorum ki abi. Seninkine biz... mi koyuyor? Nasıl ya? Evet yani. Acı alıyor çorba kaşığıyla. Senin çorbana mı koyuyor? Benim çorba içinde koyuyor. Çünkü bana şey dedi, ben göstereceğim nasıl içmesi gerekir yani. Gaziantep'lerde nasıl içiyorlar bana gösterdi. Ben bu karaltıları sevmiyorum ya. Hadi benim, abarttı aynen. Abi baya abarttı yani. Çünkü sonra mutlu olmayan biliyor musun ne yaptı? Tabii ki de şimdi biraz da böyle bir sarımsak sos ihtiyacı var yani. Tabii. Ve yemin ederim o kadar sos koydu ki Burcu. 4 ay koktu sarımsak da, yemin ederim yani. 4 ay o sarımsak kokusu gitmedi. Senden. Evet evet ama şey güzel yani. Ama o kadar acı. Abart, bence biraz abarttılar. Benim biraz olduğu evet. için bayağı abarttılar yani. Bana yaptılar sana yani. Hafif. Çünkü gerçekten çok yani. Yazık sana. Şimdi ama bu izot ya, izot çok acımıyor ya. Abi çok acımıyor ama 4 kilo izot koyarsan tabii ki de acır yani. O öyle öyle bir şekilde yani. Neyse geçiyorsun bebeğim. Arabesk. Ya şey, sen çocuk sahibi olduğun için sana böyle şu haberi okumak istiyorum. Evet sahibin. Bana bu komik geliyor Türkiye. Çocuk sahibi olmak. Çocuk sahibi tabii ki de ya, çocuk sahibi. Sahibinden koydu zaten. Çocuğun olduğu için. Niye abi, çok normal bir laf ben. Evet çocuk ya, ben sahibi. Çocuk sahibi ya tabii çocuk ki de. Çocuk sahibi ya. Araba sahibi, ev sahibi, çocuk sahibi yani. Aslında şey hiçbir fark ama yok yani. Bunu biz öyle satın alınmış bir şey gibi düşünmüyoruz yani. Ama çirkin ya, ben çocuk sahibi ya. Şey bak çirkin mi? Ben çocuk sahibi olmadığı için nasıl sahibi olabilirsin ki zaten? Aa çok iyiymiş. Dışarıdan bakılınca evet rahat. Çünkü, evet, ama şey çocuk sahibi nasıl olabilirsin ki zaten? Ya, çocuk sahibi olamazsın yani. Danilo tamam ya, Allah Allah. Ya, bizim Türkçemizde olan bir şey yani. Estağfurullah estağfurullah. Bu sadece ilginç geldi yani. Tamam, çocuğu olan bir insan olduğun için diyeyim en azından yani. Neyse. Evet var birkaç tane şey çocuk var yani. Kim Kardashian biliyorsun. En biliyorum. Meşhur annelerden bir tanesi. 3 çocuk annesi. Şimdi Amerika'da şey konuşuluyormuş. Zaten her şeyleri konuşuluyor da. Çocuklarını besleme tercihleri konuşuluyormuş. Geçenlerde çünkü bir tane ben görmedim ama bir tane post yapmış galiba. Çocuklarınız hem sushi hem de sosisli sandviç seviyorsa yaratıcı olmanız gerekiyor. Hot dog sushi diye bir şey yapmış. Ondan sonra sosisli sushilerle besliyormuş çocuklarına. Bakarız sonra, fotoğraf önemli değil ya. Şimdi mesela hep onu yağmalama şey yapmaya başlamışlar. Yuhalamaya başlamışlar. Peki sen çocuklarını çok kötü besliyorsun falan diye. Şimdi ben 4 yaşında, ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani Baho, bir anne çocuğunu nasıl yetiştirdiğine çok da fazla karışmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Herkes bravo. İstediği gibi düşünebilir. Yani ben böyle sosyal medyada özellikle görüyorum. Sosyal medyada çocuğuyla fotoğraf paylaşan, çocuğunu paylaşan insanların daha çok böyle hedef alındığını da görüyorum bu konularda. Yani mutlaka bir şey söylemeye bir hissediyorlar. Ben söyleyeyim, evet. Yani böyle şey mesela ne diyorlar? Atıyorum saat 10 olmuş, çocuğu hala yatırmamışsınız diyorlar mesela, atıyor. Yani neyse abi, çocuk belki de ne biliyorsun yani, ki belki sabah çocuk 12 kalktı, çok evet, geç kalktı. Yani aynen öyle. Yatmıyor hiçbir türlü. Mesela atıyorum çocuk şeysiz, bilmem mesela çok hoşuma gidiyor. Şimdi çocuk sahibi olmadığım için bana sanki çok böyle güzel ve tatlı gibi geliyor. Belki de sağlıklısız bir şeydir, bilmiyorum. Ama mesela pek çok insan da yapıyor. Mesela çocuğu yemeğe alıştırmak için katı yiyecekleri bile elleriyle yediriyorlar ya, böyle hani bebek masasına oturtuyorlar çocuğu. Önüne yemeği koyuyorlar mesela, tabaksız, çatalsız, bıçaksız. Onlar böyle oynuyor yiyor mesela. Hani yemeği alıştırmak için, sevdirmek için. Zaten bu doktor bile tavsiye eden bir şey ama yani. Ama mesela şey, atıyorum elle yemek yemeği öğretmek sizce sağlıklı mı? Ya sana ne? Yani yanlış mıyım? Ki haberin olsun, sağlıklı bir tamam, şey. Tamam okey yani, sağlıklı. Aynı bir konu ya. Ya da işte atıyorum. Sana ne? Evet güzel yani. İşte mesela sen çocuğuna ağlamasın, yani ağlamasın diye ya da ağlasın diye, fark etmez yani sonuçta. Hep hediye alıyorsun, oyuncak. Çocuğunuzu çok şımartıyorsunuz filan. Ya yani
Gerçekten sana ne? Burcu bak sana... Yani sen çocuğu dövmediğin sürece, atıyorum korkunç travmalar yaşatmadığın sürece, yani evin içinde zaten ne yaşadığını ne yaşanmadığını hiç bilemezsin ki. Yani sen tamam okey çocuğa hediye almadın, çatalla bıçakla besledin, atıyorum öyle, öyle öğrettin yani, atıyorum sabah işte kaçta kaldırdın, 8'de kaldırdın, akşamda 7'de yatırdın, neyse yani sonuçta. Ama kim bilir çocuğa başka ne travmalar veriyorsun gün içinde yani. Hani sen niye zaten başkalarınınkine karışıyorsun ki? Bak Burcu, çocuk sahibi olduğu için. Terbiyesiz. Sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Ama bir kimse anne ve baba doğmuyor. Evet. Yani bu bilemediği evet. bir şey olduğu için herkese öğrenmesi gerekiyor. Zarar vermediği zaman da zaten yanlışlıklı hiçbir şey yok. Herhalde yani. Abi bizim zamanımızda şöyle bir şey daha var. Ya doğru yanlış diye bir şey yok bence yok. Zaten değişiyor. Çünkü bizim zamanımızda mesela bizi kundağa sararlarmış. Yanlış mıyım abi? Kabul ya ediyorum. Yani tabii abi kundağa sararlarmış. Öyle ya, öyle. Kundağa her şey. Hadi kundaktan kurtardın. Atıyorum kafa üstü yatırmışlar yıllarca. Sonra demişler ki yüz üstü. Yani sürekli zamanla değişiyor yani. Değişiyor, buna emin değişiyor. Olamazsın ki. Ve bu şey var ya, bu şey Kim Kardashian var ya, o dog sushi yapılan ya. Şeyde de var. Kimse unutmasın. Bu kadın zaten şey yani televizyon ile şey bu tarz ile zaten şey çalışıyorlar. Onlar da işi bu yani. Bu tarz şeyi dedikodu çıkartmak, herkesi onun üzerinde konuşmak, dikkat çekmek yani. Zaten onlar da hatırlamak istiyorum 24 saatte kendine ile bir televizyon program yapıyorlar. Evet. O kadar yani. Başka bir şey söylemesi gerekiyor. Büyük ihtimal kimse korkmasa. İnanıyorum ki Kim Kardashian kendi çocukları istediği kadar en iyi şekilde büyütecek yani. Aynen tabii ki. Arabesk. Bir şey söyleyeceğim. Sen buraya neyle geldin bugün? Ben de taksiyle geldim. Aa, senin ne oldu? Yeni araba almıştın. Yeni araba aldım. Aldın ama diyorsun. Aldım. Şimdi bu soruyu neden sordum sevgili dinleyicilerimiz, onu da size söyleyeyim. Biz böyle neredeyse bir 15 gündür Danilo'nun yeni arabasını bekliyor. Birkaç sene Danilo'nun araba bekliyor. O yani. Da fotoğrafını gördü arabanın. Biz de sadece fotoğrafını gördük. Ben de. Ben ama de sadece araba... fotoğraf gördüm çok zaten. Çok ilginç. Yani şimdi ben gülüyorum çünkü artık trajikomiklikten de çıktı, komikliğe geçti. Araba yok ortada. Yani kimseyi töhmet altında bırakmak istemem tabii ki ama. Ama şimdi şey araba şey de. Nerede bari? Dağıtımda. Geliyor. Araba dağıtımda. Dağıtımda diyorsun. Dağıtımda. Ne zamandır dağıtımda bu arada? Cumartesi. Geçen cumartesi. Geçen haftadan. Geçen hafta dediler ki arabayla çünkü şey tabii, geliyor. İstanbul çok büyük. Çok no, dağıt, no, dağıt, no. Dağıt, şimdi dağıt. Araba şey. araba tabii evet. Şey var, tırla geliyor. Tırla tamam, geliyor. Tırla geliyor. Anladım. Dediler ki Danilo şey. İstanbul trafiği malum diyorsun. Ne açı da biliyorsun yol çok uzun. Bir gittim ha şey yani. Gece gelir yani. Gece gelir. Gece gelir. Yol hangi yol uzun? Gece gelir. Normal sokak yani. Normal yollarda gece gelir yani. Bu bir gün öyle oldu. Ya ben bunu kadar pozitif bir insan daha görmedim. No, sonra dediler ki hafta sonu geldi. Bir gittim ha şey. Pazartesi oluyor yani. Tamam dedi yani öyle. Biz sana bunu salı sormuştuk. O gün dağıtımdaydı araba. Dağıtımda dediler. Ama var ortada bir araba yani. Fotoğrafını gördüm en azından diyorsun. Fotoğraf gördüm. Ben para gönderdim yani. Evet, o tamamı biliyoruz zaten. Parayı gönderdi para biliyoruz. Para gönderdi ve araba gelmek üzere. İnanıyoruz yani. Büyük ihtimal şey yani isterek yani. Nasıl biraz şey Danilo fazla istesin yani. Evet, daha istesin anladın. İstesin için yapıyor yani. Şey helal parayla aldın sonuçta. Başına bir şey geleceğini zannetmiyorum ben. No. Büyük ihtimal şey gelir yani. Gelir bence de gelir. İnşallah fotodaki araba gelir yani. Ya şey de olabilir ya, ben şimdi böyle tabii felaket şeyi yapmayayım da. Haberciliği böyle mesela yani bir şey olmuş olabilir, mesela kaza geçirmiş olabilir yani, anladın mı, böyle bazen vallahi böyle şey hikayeleri şey olmaz Burcu, hiç tırdan atıyorum ne bileyim halatı kopmuştur, bir tek senin araba düşmüştür mesela tırın üstünden falan. Ne no. O gün. Bari. No, ben canım benim ya. Ben bir şey düşündüm. Şimdi onlar da bana dediler ki Danilo, bu araba senin araba, bu araba. Belki sonra başka birisi sattılar ve aynı araba aramak için araştırıyorlar yani. Hmm. Öyle düşündü yani. Acaba öyle bir şey mi oldu? Ama yok. O güvendiği insanları zaten ya. Böyle bir gece yani. Ay pozitif düşünelim ki ya Burcu. Ama araba ilgili sana birkaç şey. Mesela Türkiye'den İtalya'da farklı şeyler var bu araba ne konuyla. Mesela şey yaşadı. Geçen yazda herkesi biliyor zaten. İstanbul'dan dolu. Ciddi ha, bir evet. Dolu geldi. Ve orada benim eski araba var. Dolu zaten ciddi bir şey yaşadı yani.
hasar ciddi verdi, bir hasar evet verdi. Satıldığı zaman da bana dediler ki, ah, çünkü şey gözüküyor ya, bir, yani kompüterden bir gözüküyor. Ha Danilo, senin araba şey gördü yani, hasar gördü. Bu biraz şey, fiyat ilgili şey, düşecek yani. Dedi niye? Gayet güzel, güzel toparladı yani. Çünkü öyle gözüküyor, otomatik olarak şey oluyor yani. Ve bana dediler ki, iyi ki biz boyatmadılar yani araba. Boyatırsan araba inanılmaz fiyatı düşer. Evet yani. Öyle bizde yani, bilmiyorum yurt dışında öyle değil miydi bilmiyorum sonuçta ama. İtalya'da var ya Burcu, ben diyorum ki bak araba biz yeni yeni boyattı. Onlar da bile teşekkür edecekler beni ya, yani. Öyle değil bizde. Bak şimdi mesela ben kendim söyleyeyim. Benim arabayı geçen hafta, ondan önceki hafta Vale'ye vermiştim. Ben yani zaten hani hepsini çok seviyorum ayrı ayrı. Bilmediğim yere de çok öyle arabamı vermiyorum tabii ki. Ama çok uzun zamandır da gidip geldiğim bir yer ve çocukları da çok seviyorum. Kazara tamponu vurmuş, arka tamponu. Böyle arka tampon da boyalı arka tampon. Yani arabanın kendi renginde boyalı. Böyle hani böyle çatlamış boya tamponda. Yaptıralım mı hemen filan dediler böyle. Yok dedim, yaptırmayın. Ben mesela o çatlak tampon boyasıyla geziyorum. Yani çünkü ben hani bir şey olursa araba Allah ya, satmayı düşünmüyorum ama satarsam onu anlatamıyorsun insanlara. Yani işte neden boyandığını anlatamıyorsun. Ha anladım ama gösterin ki zaten şey. Ya bu yani, anladın mı? Gördüğün zaman anlıyorsun ki evet yani bu tampon, atıyorum bir tık aslında arkada atıyorum bir saksı varmış, saksıya vurmuş. Onu öyle anlatabiliyorsun ama boyayı neden yaptırdığını hiç anlatamıyorsun. O yüzden de biz normalde İstanbul'da, Türkiye'de boyatılmıyor normalde eğer çok büyük bir hasar yoksa. Ama Burcu, sana mantıklı olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi benim bir kaza geçti ve bütün araba güzel güzel boyattı. Problem ne var ki? Problem nedir ya? Güzel boyattı, güzel tamir etti araba. Niye fiyatı düşüyor ki araba? Bir de para harcadı zaten boyamak için yani. Evet ama yani işte öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Zaten öğrendi, öyle olmuyor. Öyle. Ama şöyle bak, şimdi şöyle bir şey. Boyadan sen şey düşmüyor, fiyat düşmüyor. Kazadan fiyat düşüyor. Bizim şeyimiz o, kıstasımız. Yani böyle bu araba kaza yaptı ki boyandı diye düşünülüyor, anladın mı? Ama bak benim dolu var ya. Şimdi sen mesela şundan dolayı bu arada fiyat düşmüyor. Bunu sana söyleyeyim. Bazı insanlar bunu tercih ediyorlar. Mesela şimdi bazı insanlar kaplama yapıyorlar. Ama bazıları da arabayı sonradan boyatmaya da gidiyor. Yani hiç kazasız da olsa boyamaya da gidiyor. Anladın mı? Ama boyamaya gittiğin zaman sen ruhsatında bunun değişikliğini yapmak durumundasın. Yani çünkü senin ruhsatında yeşil yazıyor bir orada. İşte atıyorum rover yazıyor. Ama sen onu mavi istiyorsun artık. Maviye boyattığın zaman onu gidip işte atıyorum şey yaptırman, tasdik ettirmen gerekiyor. Ve işte atıyorum mavi bir rover haline getiriliyor. Ama şurası, bak aynı Burcu. Şey orada bu şey, anlattığımız şey aynı şey değil. Değil. Yani ben yeşildi, maviye boyattım, okey aynı paraya satabilirim. No ama bak ben sana bir şey demeyeyim. Şimdi dolu. Doludan bir problem var arabaya. Orada götürdüğü zaman da bana adam dedi ki ben burada boyanmadan sana geri yapacağım. Evet. Çünkü boyarsan çok daha fazla kaybeder. Hmm. Zaten şey şimdi problem aynı. Boyatırsan veya boyatmazsan aynı problem. Adam orada seçebilir yani. Boyamadan yapıyorum, boyayacağım daha çabuk oluyor yani. Hmm. Orada adam diyor ki boyamayacağım yoksa senin orada kaybedeceksin para çok daha yüksek yani olacak. Yani bu sonuçta satış yaparken normalde satın alan kişiyle yapacağın anlaşmaya da bağlı. Ona insan gibi söylediğin zaman, yani bana birisi gelip dese ki mesela ben bir araba beğendim alacağım. Mesela dolu ya, dolu zamanında doluya denk geldi ve boyandı bu araba deseler beni çok rahatsız etmez. Çünkü sonuçta arabanın aksamında bir sıkıntı yok. Yani bir kaza yapmış değil, takla atmış değil, dolu yemiş yani. Yemeseydi tabii ki daha iyi olabilirdi benim için. Ama beni çok fazla bağlamaz. Bu tamamen böyle hani alışveriş yaptığın pazarlama insan... yani. Pazarlama için kullanıyorlar evet, büyük ihtimal yani. Beni kandırdılar yani. Ama şey yeni araba yok ortada. Evet abi çok ilginç. Peki. Bu haftaya inşallah. Datımda. Şimdi hafta sonu geldi. O da gelmez. Bu hafta sonu da sen unut bence. Parti yapacağım yemin ederim yani. Ben geldi sonra parti yapacağım yani o kadar ya. Arabesk. Burcu. Evet. Ben bir tane ev arıyorum. Tamam mı? Ve seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Gerçekten mi arıyorsun? Gerçekten evet. Arıyorum. Nerede? Şey Galata tarafta. Galata Karaköy tarafta. Tamam mı? Yani tari bina. Tari bir şey yani. Yatırım yapacaksın. Yatırım amaçlı arıyorsun. Şey vallahi burada şey taşınım hakkı düşünüyoruz yani. O Galata'ya. Tarafta. Çünkü peki. Şey oğlum okul o tarafta olduğu için bizim gelecek sene daha kolay bir hayat yaşamak için. Tamam bu ayrı bir konu. Şimdi konu bu Burcu. Şey emlakçiler. Şimdi. Biliyorsun ki bazı web siteler var ya bu satılık ve kiralık evlerde bakmak için ya çok meşhur Türkiye'de yani birkaç tane özellikle ya. Orada emlakçiler yazıyorlar yani ilanları. Bu evde satılık falan filan. Ama
Gerçekten çok ilan yalan. Gerçek değil yani. Vallahi şimdi anladım ya, yemin ederim ya. Ben anlatmamış mıydım başıma geleni? Bir daha anlatırım. Evet. Yalan yani. Mesela çok güzel bir daire. Evet. Müthiş fotoğrafları. Evet. İnanılmaz bir fiyatı. Arıyorsun. Ha, o sattık yani. Ama istersen başka bir evler de var yani. Ha, gel gel yapıyorlar. Ha, anladın mı? Güzel değil. Ay gerçekten yani. Ama böyle bir 6-7 kere ya. Öyle bir şey oldu. Ama birisi söyledi. Abi bana yalan söyleme yani. Bu evde yok ortada yani. Sen orada aramak için söylüyorsun. No. Bak gerçekten geçen gün tam satıldı falan filan. Dedim kısmet olamaz yani. Çünkü 7 tane ev aradı. 7 tane evde bir pazartesi sattılar yani. Böyle bir kısmet olmaz yani. Gel gel yapıyorlar bende. Gel gel yapıyorlar değil mi? Ama sence bu gel gel gerçekten iş arıyor mu sence Burcu? İşe yarıyor bence. Gel gel de yarıyor. Şöyle ama ben de mesela bana mesela benim başıma şöyle bir hikaye geldi. Onu anlatayım en azından. Ev arıyorum. Ne zaman hatırlamıyorum. Böyle bayağı eski olması lazım herhalde. Çünkü bütçem çok düşük, onu hatırlıyorum yani. Portakal yokuşunda o bilen bilir yani, İstanbul'da Ortaköy'e inen, işte Ulus'tan Ortaköy'e inen yokuştur Portakal yokuşu. Portakal yokuşunda tam böyle cümlede şeyleri hatırlamıyorum. Lafları hatırlamıyorum ama şöyle bilgiler var. Portakal yokuşunda tam kupon dairesi. Bak öyle değil, bak şöyle söyleyeyim. Butik dairesi, kupon dairesi. Lux yazınca açmayın çünkü lux değil herhalde. Yani sitenin ismini çok böyle yanlış söylüyor olabilirim. Portakal yokuşunda Arifi Paşa Korusu'nun yanında 3. kat panoramik deniz manzaralı. Bak panoramik, bak orası benim hiç unutmadığım tek laf orası, panoramik deniz manzaralı. Bütün Fahri de benimle dalga geçiyor. Bütün odalardan gözüküyordu. Panoramik deniz manzaralı. Tuvalet bile. Daire yazıyor, tamam mı? O dedim ne kadar güzel, hemen gidelim. Ondan sonra neyse, evet gerçekten ev, işte emlakçıyla buluştuk, gidiyoruz. Kendimi anlatıyorum. Emlakçı önde, ben arkada, yürüyoruz. Yokuşta, Portakal yokuşunda arabayı park ettik gerçekten. Nokta nokta sitesinin oraya. Ondan sonra ben de nokta nokta sitesine doğru yürüyorum tabii ki. Çünkü benim o nokta nokta sitesi zaten çok beğendiğim bir yer. Çok da güzel bir yer. Böyle ağaçlıklı falan da bir site. Bir şekilde o sitedeki ağaçlardan ben de faydalanıyorum herhalde diye düşünüyorum. Neyse, yok bu taraf dedi. Tam ters istikamete doğru yürütmeye başladı beni. Neyse tamam dedim, böyle köprü tarafına doğru yürüdük falan. Bir yokuştan aşağı doğru indik. Evet gerçekten yani Arifi Paşa Korusu'nun tam karşısında 3. apartman gibi düşünelim. Oysa böyle hafif böyle bir rampa aşağı iniyorsun, apartmana giriyorsun. Girerken şöyle bir kapıda şöyle bir yapışmış beyaz kağıda elle yazılmış bir not var. Böyle yapıyor. Şöyle yazıyor. İşte satıcı ve pazarlamacı giremez. Okey olabilir. O zaman böyle şeyler vardı yani apartmanlara giren. Neyse böyle beni çok böyle irite eden de bir laftır aslında. Neyse içeri girdik. İçeri girdikten sonra yine içeride bir başka şey daha var. Yönetim tarafından yapıştırılmış bir not. O da yine beyaz kağıt üzerine elle yazılmış. Apartman temizlik sırası. 1 nolu daire. Pazartesi. 2 nolu daire salı. 3 nolu daire çarşamba. Yani ben evi tutarsam çarşamba günleri apartmanları temizleyeceğim. Apartmanı temizleyeceğim. Nasıl bir şey ya? Ben evi bilmiyorum, anlatıyorum. Ben ne? Yani olayın daha devamını görmek istediğim için bir kez zaten panoramik manzaralı bu evi görmek istedim. İçeri girdik. İçeride şey yok. Bu arada evin kirası çok düşük, tamam mı? Diyorum ki dedim ki ben de merdivenden yukarı çıkarken evin kirası herhalde dedim bu yüzden düşük. Yani neden? Çarşamba temizledi o herhalde için. Ondan dolayı. Neyse girdik daireye. Dairede kalorifer yok. Nasıl? Isıtma yok ya, ısıtma. Dedim ki pardon, yani hani nasıl ısınıyor? Sobayla dediler. Neyse ben de merak ettim. Panoramik manzarayı göreyim bari falan. Panoramik manzara diye bir şey yok. Panoramik manzara böyle normalde hani şeyde 360 derece falan gibi böyle bir şey görüyor olması gerekiyor. 360 değil, 36 derece görmüyor yani, öyle söyleyeyim sana. Böyle yani bir küçük köşe küçük yani. Bir köşeden böyle başı yani uzaktan bak camdan dışarı çıkartıp böyle sağa doğru bakman lazım. Köprünün ayaklarından bir tanesinin ucundan görebiliyorsun sadece falan. Neyse ondan sonra ama işte çok güzel bir ev ya, terası var dedi adam. Gerçekten 3. kat, en üst kat aslında ama bir kat biraz daha yukarı çıkıyorsun, teras. Dedim ki bak bir de ona buraya bakalım. Terasa da çıktık. Teras dediğin şey zaten şu masa kadar. Üzerinde de bir tane demirden bir tane ip var. Orada da herkes apartman sırayla çamaşırlarını asıp kurutuyormuş. Ben de teşekkür ederim. Çarşamba günü en temizlik en şeyse bilirsiniz. Çamaşır günü. Asma günü. Yani sonuçta şey yani bir şey demedim adama. Yani çünkü benim suçum aslında. Yani hani böyle her öyle yani güzel ilan veren şeye gitmemek lazım diye düşünüyorum. Değil mi? İşte o günden beri de çok da fazla böyle emlakçıyla iş yapmam. Ben genelde ne iş yapıyorum? Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Herkese de söyleyeyim. Eğer çok sevdiğiniz, çok istediğiniz bir yer varsa, sana da bunu söyleyeyim. Çok istediğiniz, çok sevdiğiniz bir yer varsa genelde sitesi aslında daha da kolay oluyor bu sitede eğer tutmak istiyorsanız. Sitenin güvenliğine küçük bir bahşiş verip
sitede boşalan bir daire olduğu zaman bana telefonla haber verebilir misin? Sen yani boşalmak üzere. Tam böyle hani artık taşınacaklarını öğrenirler ya güvenlik. He, tabii ki de. Biz taşınıyoruz yavaş yavaş, işte bu ayın sonunda gidiyoruz dediklerinde daha emlakçıya verilmeden güvenlikten hemen haberini veriyor, alıyorsun. Ev sahibiyle direkt bildiğin evden, bildiğin yerden. Vay Burcu, bu fikir güzel ha. Tabii abi, hiç gerek yok. Yani şimdi ben şimdi emlakçıları da kızdırmak istemem tabii ki ama onlar da işlerini biraz daha, bir tık daha düzgün yaparlarsa hepimiz için çok çok daha güzel olur bence. O zaman şey Burcucuğum, bu butik daireyle biz kapatacağız tamam mı? E bundan sonra arkadaş bahşiş hayatta çok şey halleder yani. Çözer yani. Bu abergin olsun. Bu şey akşamda sonsuz olsun yani. Para her kapıyı açar yani. Arkadaş iyi geceler. No, iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşürüz. Ciao, yarın buradayız ha. Bye bye. Arabesk.